Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için gördüğünüz üzere sizlere özel iskambil destesiyle ayrı olan çiftler için özel bir açılım yapacağım arkadaşlar. Şöyle önce bir eril ve dişil enerjiyi şöyle bir dışarıya çıkaralım. Bakalım ayrı olan çiftlerde eriller, dişiller ne alemde. Ondan sonra ortak şöyle hem eril hem dişili içine alan genel bir açılımla bir bakalım eril ve dişilin ve ayrı olan çiftlerin hali ahvali neymiş, neler olacakmış bir bakalım. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarım için niyet alıyorum ve şöyle bir keserek sizlere rezone olmanız ve odaklanmanız adına şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Burada herhangi bir şekilde eril ya da dişil olarak değil, önce kendinizi her zaman dediğim gibi önce can, sonra canan, ondan sonra aklınızda ya da kalbinizde olan o ayrı olduğunuz kişi, her kimse, ona niyet alıyorsunuz. Ve arkadaşlar çok soruluyor, zamansız zamana niyetlidir bütün bakımlarım. Sadece haftalık okumalarda zaman veriyorum biliyorsunuz. Onun haricinde ben zaman vermedikçe, yani şu zaman aralığına ait demedikçe, tesadüfen de denk gelse izlediğiniz andan itibaren geçerlidir videolarım. Bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında var. Instagram ve TikTok kanallarımı da takip edebilirsiniz. Oralardan da bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir odaklandınız, rezone oldunuz. Hemen kartlarımı sizler için şöyle bir önce dişil enerjiler, bakalım ayrı olan dişil enerjiler ne alemde diye niyetini alıyorum. Ve hemen bir bakalım ayrı olan dişiler ne alemde. Şimdi ayrı olan, ayrılık yaşayan dişil enerjiler şu anda gerçekten yaşadıkları tartışma, kavga ve münakaşadan kaynaklı dişil enerjisiyle bağlantılı, yaşadığı tartışma ve münakaşalardan kaynaklı gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak sağlık problemleri yaşıyor. Hastalıkla geldi. Kavga ve tartışmalardan kaynaklı. Dişil enerji tamamen eril enerjinin hanesine, ailesine, işte eşine, dostuna, annesine, babasına, her neyse eril enerjinin hanesine odaklı durumda. Sadece onları düşünüyor ve kendi yatağında, kendi hanesine, hatta eril enerjiyle belki de arasının açılmasına, bu kavgalara ve münakaşalara bunların sebebiyet verdiğini de düşünüyor. Ve kendi içinde dişil enerji, eril enerjinin olduğu yere, eğer ki aralarında şehir, ülke, mesafe var ise, eril enerjinin olduğu yere dişil enerjiler bir yol yapmak, belki de ona kavuşmak, en azından yatılı, hani yatağını yorganı toplayıp böyle gidip orada belki tanıdığı bildiği birileri varsa kalmak isteği içerisinde. Ve şu anda da bu ayrılıkla da bağlantılı çok sevdiği, güvendiği bir yine dişil enerjiyle de dertleştiğini ve ondan akıl fikir danıştığını veriyor kartlarım. Bakalım. Eril enerjiler ne halindeymiş? Şimdi eril enerjiler şu an tamamen kendi yolunda, kendi dünyasında. Yine eril enerjilerde, bakın çok enteresan bir kart geldi burada. Eril enerjilerde aslında dişil enerjinin yolunu düşünüyor. Yani ona gitmek, bu mecazi anlamda bir yol da olabilir arkadaşlar. Çünkü hani bu yol
eril enerjiler dişil enerjilere mecazi anlamda hani bir hamle yapmak ya da bir yola çıkmak mecazi anlamda alabiliriz. Ama eğer ki arada yol varsa da onun olduğu yeri düşünüyor. Şimdi buradaki enteresan olan kart eril enerjide dişil enerjinin hanesi çıktı arkadaşlar ki evet aynı şekilde de eril enerji dişil enerjinin hanesiyle bağlantılı, bakın hanesiyle bağlantılı sıkıntı yaşıyor. Yani dişil enerjiler eril enerjinin hanesi, ailesi, işte anne baba, kardeş, eş, çoluk, çocuk, artık kimler varsa hani aralarında sorun ya da problem teşkil eden eril enerjilerde dişil enerjilerde aynı şekilde ona bağlıyor bu ayrılığı ya da bu münakaşaları. Şimdi aslında eril enerjilerin muhabbetinde, aşkında, sevdasında tamamen dişil enerjinin yüreği ve kalbi var. Hatta o da aynı şekilde kendisi gibi bir eril enerjiyle onunla bağlantılı, yani dişil enerjiyle bağlantılı konuşmalar yapıyor. Hatta kafasında bu konuyla da ilgili muhakeme yapıyor. Çünkü dişil enerjinin laflarını ve konuşmalarını tekrar tekrar analiz ediyor. Yani düşünerek hani bana böyle 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 dedi, böyle böyle yaptı, işte ne demek istedi, ne yapmak istedi gibi gibi gibi. Yani eril enerjiler sanki dişil enerjiye ayrı olan eril enerjiler dişil enerjiyi sanki daha fazla sorguluyor, daha fazla bir kafasına onun söylemlerini ölçüp biçiyor gibi. Evet, haydi bakalım. Şimdi eril ve dişille durum vaziyet ayrı ayrı olarak böyleymiş genel anlamda. Şimdi şöyle bir bütünsel bakalım. Şimdi bütüne niyet alıyorum. Yani şu an beni izleyen eril de olsanız, dişil de olsanız fark etmez. Şu an sadece ayrı olan çiftlere niyetimi aldım arkadaşlar. Bakalım bakalım gelecek mesajlar neler olacakmış. Eril ve dişil fark etmeden ayrı olan çiftlerde. Bakalım, evet, haydi bakalım. Aa, ne kadar güzel sevinç kartı açıldı. Arkadaşlar bakın, kartları yerleştirirken sevinç, mutluluk kartı açıldı. Ay ne güzel. Hadi bakalım inşallah bütünün en yüksek hayrına şifa olsun diyelim. Sevinçli haberler bekliyormuş demek ki ayrı olan çiftler için. Ne güzel diyorum. Hemen bakmaya başlıyorum. Bakalım ne diyorlarmış. Şimdi ayrı olan çiftler için genel anlamda şunu söyleyebilirim. Her iki tarafında gözyaşı döktüğünü, üzüldüğünü tekrar veriyor kartların ve gerçekten her iki tarafta birbirine karşı bir yola çıkmak niyeti içerisinde. Yani bu yol az önce de dediğim gibi mecazi anlamda bir yolda olabilir. İşte böyle bir hani bahaneyle şununla bununla böyle aramak, yazmak işte gibi, ya da mesafe var ise o mesafeyi kısaltmak adına. Şimdi özellikle kafanızda ayrı olan çiftlerde evet bu muhakeme ve mahkemenin devam ettiğini veriyor burada kartlarım. Ama ve lakin yine üçüncü şahıslarla bağlantılı sıkıntılı bir durumun gündeminde olduğunu veriyor burada kartlarım. Yine bakın aile, hane, eş, çoluk, çocuk, artık kimler var ise arada bu kişilerle bağlantılı ya da evli olabilirsiniz de işte sizin ailenizden ya da karşı tarafın ailesinden de birileri olabilir arkadaşlar. Yani bunu hep dediğim gibi siz kendinize ait olan kısmı alın buradan ve bu konuyla da ilgili gerçekten aşk ve sevginizle bağlantılı kendi içinizde sorgulama yapıyorsunuz. Artık bir şeylerden yorulduğunuzu, özellikle de şu kara kediler mi diyeyim, karaçalılar mı diyeyim. Yani bu karaçalılar hakikaten canınızı çok fazla yakmış. Hatta kendi içinizde yaptığınız bu mahkemede artık bir şeyleri netleştirmek adına siz de harekete geçmek istiyorsunuz. Çünkü bu ayrılığı hala kabullenemiyorsunuz. Bakın yüreğinizde, muhabbetinizde, aşkınızda, sevdanızda ölüm kederi gibi keder veriyor kartlarım. Hani hep söylerim, aşk acısıyla ölüm acısı eş değerdir derlermiş çok eskiler. Hakikaten de öyle.
O kadar çok canınız yanıyor ki gerçekten çok üzgünsünüz. Ya hatta bu kederiniz, üzüntünüz yüreğinize kadar çökmüş, kalbinize çökmüş. Artık böyle mutsuzsunuz, hayattan hiçbir zevk almıyorsunuz ve hastalık derecesinde takıntı yapmışsınız bu ayrılığı. Ve bakın her iki tarafında aslında yataklarını da bir verdi kartlarım ama ve lakin araya girenler ya da araya giren mesafeler ya da yollar sıkıntı yaşatmış. Bu birlikteliği ayırmış. Şimdi yatakların bir olması demek belki evliydiniz, ayrıldınız ya da evli gibi yaşıyordunuz ya da bir birlikteliğiniz vardı. Yani burada sonuç itibariyle birlikteliğinizi çok net bir şekilde veriyor kartlarım ama ve lakin ha belki de birbirinizde böyle bir birliktelik hayal de ediyordu olabilirsiniz. Çünkü sonuç itibariyle her iki taraf içinde aklınızdaki kişide ve sizde yataklarınızın ayrılığı laflarınıza ve konuşmalarınıza düşmüş. Hani demek ki o birlikteliğinizde mutluymuşsunuz ama ve lakin bu ayrılık her iki tarafında konuşmalarında mevcut da var. Şimdi burada nikah kartı geldi. Nikah evlilik bağı oluşmuş olabilir ya da böyle bir niyete girilmiş olabilir. Çünkü düşüncelerde, fikirlerde evliliğe dair konuşmalar ya da ciddi anlamda işte belki de ilişkinizin adını koymak adına ya da evliliğe gitmek adına konuşmalar yapmış olabilirsiniz aklınızdaki kişiyle. Ama ve lakin burada maddi manevi endişelerden kaynaklı ya da yine az önce geldiği gibi yine üçüncü şahıslardan kaynaklı bu ayrılığın yani özellikle nikah akdi olmaması ya da işin resmiyete dökülmemesi adına da ayrılığın yaşandığını veriyor burada kartlarım. Şimdi bakın ayrılık kartı ne kadar net bir şekilde geldi. Her iki tarafında da laflarında, konuşmalarında bu ayrılık var. Ama enteresan olan bir şey daha var. Yolların da farklı olduğunu veriyor. Yani biriniz deniz yolundaysa biriniz deniz olmayan bir yerde gibi ya da aynı yerdeyseniz de sanki biriniz başka bir dünya, biriniz başka bir dünya içerisinde gibisiniz. Yani bu ayrılık aslında aklınızdaki kişiyi de sizi de çok ciddi anlamda sarsmış arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü konuşmalar, laflar ve hep üzüntülü ve kederli gelmesi çok enteresan. Ama ve lakin bakın. Şimdi hem siz hem aklınızdaki kişi aslında her iki tarafta birbirinden haber bekliyor. İletişim bekliyor ki demin kartlarımı açarken zaten şu sevinç kartının yere düşmesi ki haberin yanında gelmesi daha da enteresan. Yani velhasılı kelam arkadaşlar ayrı olduğunuz kişi, o niyet ettiğiniz kişi size öyle bir haberle gelecek ya da öyle bir haberini alacaksınız ki hani böyle belki de kalbinizde kelebekler uçuşacak, o kadar mutlu olacaksınız. Çünkü çok sizi sevindirecek bir haberle taçlanacağını veriyor. Hani bu ayrılığa artık bir tarafın gerçekten dayanamayıp bir şekilde iletişime geçeceğini veriyor burada kartlarım. Ama ve lakin, ama ve lakin bakın. Şimdi buradaki kavga ve münakaşalar çok önemli. Bir araya geldiğinizde ya da bir iletişime geçtiğinizde ayrı olduğunuz kişinin niyetinde var zaten böyle bir şey ama şimdi sizin içinizde o kadar ukde kalan şeyler var ki burada hani işte hesaplaşmak gibi sanki karşınıza geldiğinde o kadar biriktirdiğiniz şeyler var ki böyle özellikle yemekli içmekli bir ortamda hani bir kafeterya olur, restoran olur ya da sizin evinizde bir masa başı olur ya da onun mekanında bir masa başı olur ya da buluştuğunuz herhangi bir yer olur. Çünkü masa başında bir ortamın içinde o biriktirdiklerinizi dayanamayıp eğer bir kavgaya dökerseniz bunun sıkıntısını yaşayacağınızı veriyor kartlarım. Yani karşı taraftan işte ben çok pişmanım, üzgünüm diye bir şey beklemeyin. Yani biriktirdiklerinizi anlattığınız zaman karşı taraftan aynı tepkiyi göremeyebilirsiniz.
Burada kartlar sizi uyarıyor. Tabii hayat sizin hayatınız, istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar son olarak gelen mesaj şu ki, bakın sizin aklınızda, kalbinizde, hanenizde hep düşüncelerinizde ayrı olduğunuz kişi var ve ayrı olduğunuz kişiyle ilgili de güvensizlik ve korkularınız var. Hatta ve hatta bunu şöyle de diyebilirim. Hani hayatında başka biri var mı, görüşüyor mu gibi, üçüncü kişilerle ya da görüştüğü birileri varsa onunla hani ilişkisini daha mı ilerletti gibi düşünceler içerisinde olduğunuzu veriyor kartlarım. Ama ve lakin şurada her iki tarafında ortak noktası hala bu ayrılığın etkisi altında kaldıkları ve aklınızdaki kişinin de hala sizinle bağını koparmadığını veriyor kartlarım. Evet arkadaşlar. Ayrı olan çiftler için o kadar çok istediniz ki İskambil açılımını, tabii ki ben de sizlerin kanalı olduğu için sizleri kırmadım. Bu açılımla sizlerle birlikte oldum. Alıp kabul edene şifa olsun diyorum. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğenler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve beğenleriniz benim için son derece kıymetli. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.